17 Şubat 2020 Antalya Aksu doğru. Macun Mahallesi'nde doğru. Rekor gelişim. Doğru. Artır rekor gübre. Müşterimiz Halil Hor. Doğru, o da doğru. Burada domates seralarında rekor gelişim ürünlerimizi, rekor gübre ürünümüzü kullandınız. Doğru. Neler oldu? Neler gördük? Önce bir domates topraktan başlayalım. Yukarı doğru gidelim. Bir kısaca özetleyelim. Vallahi toprağı hazırlar kattık işte rekor gelişimi. Ondan sonra da bu soğuklardan burası önce iki dönüm. İki dönüm. Bu serada soba var ama soba yanmıyor. Soba yanmayacak. Sadece el yapı. Şöyle göstereyim. El yapı gösterebilirsin. Üstünde de el yapı. Soba yok. Çekili. Sadece el yapı. Var ama kullanılmıyor. Sadece el yapı. Şimdi rekor gelişimi tabandan uyguladık. Üstten de sıvı yaprak gübresini geçen haftaki soğuklardan önce verdik. Kullandık. Neler görüyoruz? Ne gösterdi vallahi size? Vallahi şöyle şu tarafa doğru çevir. Şöyle gösterelim. Şöyle yakın. Çevir işte. Benim bir şey söylememe gerek yok. Yani bu tepe sürgünü devam ediyor. Şey anlamında biz burada şuna dikkat ettik. Çiçek yani. Çiçeğin tutmasıyla, çiçeğin kalitesiyle alakalı, canlılığıyla alakalı. Sayısıyla alakalı değil. Buradaki çiçek canlılığı hala devam ediyor. Şöyle gösterelim. Şuralardan. Domatesin acı kanlıysa bunu fark edelim. Şöyle gösterelim. Bu şekilde. Göster şöyle. Bitkinin renk olarak zaten renk alması güzel. Şimdi rekor gübre, sıvı gübreyi verdiğiniz yerde domateste zaten bir parlaklık var değil mi? Var, görüyorsunuz. Var, yaprak renginde. Var. Şöyle gösterelim. Kamera çekecek onu, kameraya gösterecek. Gösteriyor, konuşalım hem göstersin. Şimdi geçen hafta hava burada -2'lere kadar geldi. Doğru. Doğru mu? Doğru. -2'yi görmüş ve soba yakılmayan bir yerde. Adam belki bizim konuştuğu aklına yatmaz işte, görsün ağacı. Görecek. Şöyle gelin, az daha gidelim. İleri doğru. Halil abi. Aklı yatmayabilir. Şöyle göstere göstere gelelim şuradan. Yani görsün gözümle işte. Ya bizim ne anlatmak bu şekilde. Görsün. Aynı şekilde burada da işte, tepe ve çiçekler. Şöyle yakın gösterelim. Çiçeğe de yakın göstersin. Yani burada -2 görmüş bir çiçeğin bu şekilde devamlı devam ediyor. Herhangi bir şey olmamış. Şöyle aynı şekilde tepeler yürüyor. Gidelim biraz daha Halil abi. Elyaf da 30'luk. Üstteki elyaftan bahsediyorsunuz değil mi? 30'luk elyaf. 30'luk. çeşit olarak çeşidi de söyleyelim mi? Trend. Trend çeşidi. Hı hı. Dikim tarihi nedir buranın? Vallahi bunu ben iyi bilecektim ya. Tarihi hatırlıyor musun? Net tarihini. Yok, öyle pek orada da tarihini hatırlamıyorsun. Şimdi tabanda kullandığımız rekor gelişim burada bitkinin kök saçak sisteminin çalışmasını sağlıyor. Bitki topraktan verdiğimiz her şeyi aldırıyor. Bunları gözlemlediniz. İşte, tamam işte ben bir şey demedim. Sonrasında sıvı yaprak gübresi, rekor gübreyi kullandık. Doğru. Burada bize ne sağladı? Doğru. Kısaca ondan bence birkaç kelime onu söyleyin. Ya şimdi bizim çiftçimizde şöyle bir şey de var. Şimdi adam görüyor işte. Bunu görüyorsa mesele yok. Ben bir şey söyleme yani. Yakın tarihte soğuk olduğu için abi soğuktan önce soğuk kullandık. Stresini soğuktan burada önce aldık. Soğuktan bitkinin önce yanmasını engelledi. Soğuktan önce kullandık. Çiçeklerde herhangi bir hasar yok. Şöyle bir net bir canlılık gözüküyor. Şöyle yani gösterelim. Biraz hazırlamış yani oldum. Şu şekilde. Hava 2 gündür ısındı. Isındı. Şu an 16-17 derece aynen civarında. Halil abi tavsiye eder misin? Rekor gelişimi, rekor gübre, sıvı yaprak gübresini vallahi üreticilere. Şimdi ben üreticiye tavsiye ederim. Adam işte görüyor işte. Bunu görüyorsa kullanır zaten. Yani mi? Tabii sizin de kendi görüşleriniz bunu önemli. Beğeniniz önemli. Ben kullanırım. Bunu da siz kullanıyorsunuz. Durduralım yani sesini de. Şey anlamında bunu yapraktan verdik, öbürünü tabandan verdik. Bunu işte 2 senede bir kullanacağım ben. Şimdi tabandan verdiğimizi 2 senede bir öneriyoruz. Yaprak için olanı sezon boyunca 4 ya da 5 kere kullanabilirsiniz. Alacak bir bitki stresini engelleme, çiçek, mevcut çiçeğin korunması, bitkinin çalıştırılması, yaprağın, mevcut yaprakteki enerjinin ve gıdanın meyveye, doğru, domatese doğru, geçmesi doğru, ya da herhangi doğru, bir doğru yetiştirilen bitkiye geçmesini sağlıyor. 1 litre yetiyor o zaman sezonda. Yetiyor, yetiyor aşağı yukarı yeterli geliyor. Biz teşekkür ederiz Halil abi. Seranı gezdirdin. Az sizce önce biz başka bir seraya da gittik. Doğru. Aynı çeşit. Doğru. Orayla bura arasında nasıl bir fark var? Ya şimdi İsim vermeden söyleyin. Yani gittik, gezdik. Fark var tabii canım, fark var. Yani öncelikle renk farklı, çiçek tutum farklı, tepe sürgünü her şey farklı. Buradan tüm seyircilere selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese hayırlı işler. Sağ olun. Bereketli olsun.